Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrar derslerimizde öğrenme psikolojisinde 3. dersimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son e, deneme 4'te çözdük. Deneme 4'te başka var mı? Deneme 4'te başka var mı? 9. soru var diyorlar. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bellekte geri getirmeyi kolaylaştıran çağrışım mekanizmalarından değildir? Bu güzel bir soru. Şimdi şurası uzun süreli bellek olsun. Şurası kısa süreli bellek olsun. Uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe getirmeye, geri getirme diyoruz. Şimdi yakınlık geri getirmeyi arttıran bir şeydir. Mesela eee ...birbirine yakın olaylar. İşte Muad Savaşı... ...Kanuni Sultan Süleyman... ...Mercid Savaşı... ...Yavuz Sultan Selim falan bunlar birbirine... ...yakın duymaya alıştığımız şeylerdir. Parça bütün ilişkileri... ...geri getirmeyi kolaylaştırır. Mesela koşullu tepki... ...alt başlıktır. Klasik koşullanma üst başlıktır. Kronolojik ardışıklık... ...aynı şekilde. Zıt anlamlık... ...mesela ak deyince karanın aklına gelmesi... ...böyle bir şeydir. Fakat... Fakat şimdi bir de şunu çizelim. Algısal ayırt edilebilirlik buradan geri getirme değil, şurası duysal kayıt, şurası dikkat olsun. Algısal ayırt edilebilirlik e, buradan alırken dikkat etmekle alakalıdır. Bu bağlamda algısal ayırt edilebilirlik geri getirme mekanizması değil, alırken ön plana çıkma mekanizmasıdır. Evet, bu testte başka soru var mı? Hocam. Efendim. şöyle 11-12'ye bakabilir miyiz? Tabii. Yıldızlar düzeyinde futbol oynayan 17 yaşındaki Baha, A takımda oynayan ünlü bir futbolcunun oyun içindeki hareketlerini çok beğenmekte ve kendisine örnek almaktadır. Gözlemlediği hareketleri antrenmanlarda uygulayan Baha, oyununun geliştiğini görmüştür. Örnek oldu, örnek aldığı futbolcuya beğenisi daha da artan genç, giyim tarzını bu oyuncuya benzetmeye başlamıştır. Benzer gözlük, güneş gözlükleri takma, onun gibi yürüme, onun gibi konuşma. Ee, onun gibi konuşma hayatın bir parçası olmuştur. <laughs> Şimdi burada 11'de diyor ki bu olayda aşırı kavramların hangisine değinilmemiştir diyor. Şimdi bir kere sosyal öğrenmede dikkat süreci var mı? Evet çocuk dikkat ediyor. O yıldız olacağı bakıyor dikkat ediyor. Dolaylı öğrenmelere uygulama var mı? Var. Onun gibi güneş gözlüğü takıyor falan. Genellenmiş taklit dediğimiz şey, onun e, davranışlarını yakışır mı yakışmaz mı diye bakmadan her şeyini yapmaya genellenmiş taklit denir. Hatırda zihinde tutma var mı? Et canım onu seyrediyor, hemen o anda gözlük takmıyor, gidiyor o gözlüğü hatırda tutuyor, ona benzer gözlük alıyor falan. Fakat öz düzenleme dediğimiz şey, taklidin tam tersidir. Hatırlarsanız coğrafya dersinde başı olan bir e, neydi çocuğun adı? Yasemin. <laughs> Bak hatırlıyorsun harika. Öyle bir soru vardı ÖSYM'de. Yasemin arkadaşlarından birer parça seçmiş, aynısını taklit etmemiş. Kendince bir harmanlama yapmış, kendinden de bir şeyler katmış. Buna öz düzenleme diyorduk. Oysa burada Baha kendinden bir şey katmadığı için ve kendine uyarlama, uyarlayarak Orijinal kendi harmanını yapmadığı için buna öz düzenleme diyemeyiz. Geçtik. Yukarıdaki olayda sosyal öğrenme ile ilgili hangi kavramın etkin belirleyici gücü hissedilmektedir? Bir kere dolaylı pekiştirme olması için o yıldız futbolcunun tavırlarının başkaları tarafından beğenildiği, kupa aldığı falan gibi şeyler bahsedilmesi lazım. Dolaylı pekiştirme burada yok. Dolaylı duygu dediğimiz şey başkası onu seviyor veya korkuyor diye ondan etkilenerek korkmak sevmektir. Böyle bir şey yok. Burada ne vardır? Popülerlik vardır. Neden? O kişi popüler, ünlü bir oyuncuymuş. Ünlü olması popülerliktir. Şimdi burada karşılıklı belirleyicilik dediğimiz şey bambaşka bir şeydi. Hatırlarsanız KPSS'de sorulmuştu. Bir öğretmen bir çocuğa kızıyordu. Kızınca sınıfta biraz donuk tepki veriyordu, derse katılmıyordu. Yani yaptığımız olumsuz bir şey karşılığında Karşı tarafında olumsuz tepki vermesi. Tam tersi olabilir. Güler yüzü davrandığımızda karşımızdakinin de güler yüzlü davranması karşılıklı belirleyiciliktir. Olumsuz pekiştirmeyle de hiç alakası yok. Devam. Ee, yeni teste geçtim. Test 5. Buradan sorunuması verin. Sorun numarası gelmedi hiç. Test 5'te yanlışınız yok galiba. Bir dakika hocam. 8. <laughs> 8. Sekiz. 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 Edimsel koşullanmaya dayalı alışkanlıklarımızın oluşması nedir bu? Mesela her sabah dişlerini fırçalamak. Düzenli olarak ee sabah kahvaltısından sonra kahve içmek. Aa bak sabah kahvesi diye bir şey vardı. Sende var mı öyle bir alışkanlık Nurcan? Evet hocam çok severim. Kahvaltıdan sonra mı kahvaltıdan önce mi? Kahvaltıdan sonra. Peki bu bir edimsel koşullanma mıdır sence? Ne dersiniz başka söylesin? Edimsel koşullanma mıdır? Evet. Kahve evet. içmek, kahve içmek. Alışkanlık. Ha, alışkanlıktır ve evet. motor bir davranıştır. Evet. Şimdi evet. yeni öğrenmeleri kolaylaştırıcı etki üretir mi? Mesela üretebilir. Bak üretir demiyor, üretebilir. Mesela <gülüyor> ben <gülüyor> çok iyi cep telefonu alışkanlığım var. Bu bir bilgisayar benzeyen bir bilgisayar sistemini öğrenmeyi olumlu transfer yapabilir mi? Yapabilir. Peki alışkanlıklar eğer yazılım türü değişikse işte iPhone'dan Samsung'a, Samsung'dan iPhone'a geçmek gibi olumsuz transfer alışkanlıklar olumsuz transfer etkisi yapabilir mi? Evet. Peki alışkanlıklar pekiştiricinin etkisizleşmesine yolu açabilir mi? Şimdi ha, Şimdi bunun doğru cevabı 1 ve 2'dir. Ee, alışkanlıklar değil, alışma olur bunun cevabı. Böyle olsaydı. Pekiştiricinin etkisizleşmesinin adı alışmadır. Oysa burada alışkanlıklardan bahsediyoruz. Alışkanlıklarda pekiştireç etkisizleşmez. Neden? Bak sen sabah kahvesi, aa içtim içtim artık pekiştireç etkisiz. Böyle demiyorsun. Alışkanlıklar devam ediyor. Ama alışma olsaydı pekiştireç eksiksizleşir derdik. Hmm, tamam. Devam. Yeni soru numarası. 9 numara. Aynı lokantada her gün yemek yiyen Recai Bey yemeklerden memnundur. Ancak ilk kez dün gittiği yemeği beğenmemiştir. Çünkü yemek midesini bozmuştur. Recai Bey'in bu olaydan sonra lokantaya gitme davranışını değerlendiren aşağıdaki açıklamalar hangisi yanlıştır diyor. Şimdi Skinner'a göre bu durum bilinçli bir cezadır. Ve bozuk yemek midemi bozdu bilinçli bir cezadır. Ve bu lokantaya gitme bilinçli bir cezada azalır. Doğru. Hı hı. Pavlov'a göre lokanta istenmeyen koşullu uyarıcı haline gelebilir. Daha sonrasında lokantayı görünce midesi bulanabilir. Doğru. Thorndike'a göre uyarıcı tepki arasında olumlu etki bağı kırılmıştır. Lokantaya gitme davranışı azalır. Doğru. Festinger'in bilissel çelişki kuramı diye bir şey vardır. Sosyal psikolojide geçiyor. Lokantaya karşı tutumunu değiştirebilir diyor. Bu çok önemli bir şey değil. E, tutumu değişebilir. Bunu bilme, bilsek yeter. Burada yanlış olan B'dir. Guthrie'ye göre uç, en doğru. son yediği yemek bozuk olmasına rağmen geçmişte sıklıkla güzel yemekler yediği için ara sıra gitmeye devam eder. Hayır. Guthrie'nin ilkesi en son ilkesidir. Ve en son aldığı uyaranın daha sonraki davranışı belirleyici olduğunu söyler. Peki burada B seçeninde söylenilen kime göre doğru olabilirdi? Watson'a göre doğru olabilirdi. Watson en son ve en sık ilkesi diyordu. Oysa bu Guthrie'ye göre dediği için yanlıştır. Hocam bu çıkmış soru değil mi? Değil. Değil. Ben Hocam, bu, Guthrie'ye göre olsaydı hiç gitmiyor demesi gerekiyordu. Ha Demek. güzel. Guthrie buna nasıl yorum yapar? Son olan şey belirleyicidir. Son defasında bozuk yemek yedi. Son belirleyici de Gitmez derdi. Peki B'deki lafı kim söylerdi? Watson böyle söylerdi. Watson. Hı -hı. Devam başka soru numarası. Geçtik test 6'ya. Test 6'da numara verin. Hocam 4 numaraya bir bakabilir miyiz? Tabii. Baştan 2'yi istiyorlar. 2'den sonra 4'e evet. bakalım. <laughs> Keturma ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Keturma'yı hatırlayalım. Ayşe'ye yanlışlıkla Fatma demek. Telefon numaralarımızı karıştırmak. Ket vurmaydı. Ket vurma öğrenmeyi etkileyen bir faktördür. Doğru. Ket vurma hatırlayamama olarak tanımlanabilir. Yanlış. Ket vurma hatırlayamama değil, yanlış geri getirmedir. Ayşe yanlışlıkla Fatma diyoruz. Peki hatırlayamama nedir? Bozulma. Bozulma mıydı hocam? Aynen öyle. Öğrencilerin öğrenme malzemesiyle ilgili içsel yüklenme faktörü ne kadar kuvvetli ise ket vurma o kadar azalır. Aynen öyle böyle söylüyorlar. Yani sevdiğimiz şeylerde ket vurma az olur diyorlar. Ket vurma konusu olan iki uyaran arasındaki benzeşme miktarı ne kadar çoksa ket vurma ihtimali o kadar çoğalır. Bu çok doğru. Mesela bana hiç kimse adım Murat Akif demiyor. Hep Mustafa diyorlar bana. İşte Merve'ye ne derler? Mine derler. Mesela Nurcan sana ne diyorlar karıştırınca? Bir şey demiyorlar, karıştırmıyorlar. Nursel Gül. diyebilirler. Mesela Bazen Gülcan oluyor. Bazen? Gülcan, Gülcan. E tamam, ne güzel bir örnek verdin. Nurcan'a Gülcan demek de e, benzeşen bir şeyin ket Mesela Kader diyor ki bana da Kübra diyorlar diyor. İşte daha çok benzeşen şeyler ket vuruyor. Konunun yapısı ve nasıl organize edildiği ket vurmayı arttıran veya azaltan etki üretebilir. Anlaşılmıştır soru. Geçtik. Dörde bakıyoruz. Hocam dört dedim. Ben şimdi yanlış okumuşum. Anladım onu. Geçtik. Başka soru numarası verin. Dokuzu istiyorlar. 9. Öğretmen dersinin ana hatlarını bitirmek üzereyken öğrencilerine göz gezdirir. Konuyu anlamlandırmalarında problem olduğunu hemen fark eder. Öğretmen, öğrenciler pardon, öğrenciler sanki şöyle demeye hazırdılar. Şimdi bütün bu anlattıklarınızı ne yapacağız? Neresi önemli? Buradan nasıl soru çıkar? Öğrencilerin gözlerinde tüm bu soruları okuyan öğretmen kavramların anlaşıldığını ama bütüncül bağlantıların kurulamadığını fark eder. Bu tür bir durumda uzun süreli bellekte kalıcılık sağlamak için hangi yöntem işe yarar, hangisini kullanmak gerekir diye soruyor. Şimdi burada e, koruma tekrarı dediğimiz şey basit tekrardır ve aynısını tekrar etmek, ezberlemektir. Bellek destekleyici ipuçları akronim, akrostiş oluşturmak, şifre oluşturmaktır. Bu anlamaya katkı sağlamaz. Ön bilgileri canlandırma. İyi de durum ön bilgilerde değil, konu bitmiş. Dersin başı olsaydı olurdu. Akrostiş anlamlandırma için iyi bir yöntem değildir. Etkinlikler. Aa, bak şimdi, çok basit bu soru. Ben bir konu anlatıyorum, teorik olarak anlattıktan sonra öğrenciler bana şöyle soruyor: Hocam soru çözelim de otursun diyor. Soru çözmek bir etkinlik midir? Evet. Hayat uygulamaları yapmak onunla ilgili ha. Uygulamalar yapmak, ÖYT'de geçen e, beyin fırtınası, proje, şu bu yapmak, soru çözmek etkinliklerdir. Etkinlikler yaparak bu konu e, bütüncül bağlantılarıyla oturur. 8'e bakabilir miyiz diyor Gülşah. Bakalım. Yukarıdaki grafik Tornaykın deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi kuramsallaştırdığı deneyin sonuçlarından alınmıştır. Bu nedenle bir kedi kafese konarak dışarıya çıkmayı nasıl öğrendiği araştırılmıştır. Kedi pek çok denemeden sonra rastgele tesadüfi davranışlarla dışarı çıkış yolunu bulmuştur. İkinci denemede ilk öğrenmesini hemen uygulayamamış, yine değişik denemeler yapmış ama ilkine göre daha kısa sürede dışarıya çıkabilmiştir. Üçüncü dördüncü denemede zaman kısalıyor. Bakın şimdi burada e, ee, erken dönemde çok deneme yapıyor. Sonra deneme sayısı azalıyor. Sonra artıyor ama uzun vadede bir çizgi çektiğimizde uzun vadede azalıyor. Thorndike'a göre grafiğin aşağıya doğru eğim göstermesi aşağıda hangisiyle e, açıklanabilir diyor. Burada deneme yapması alternatif tepkilerdir. Ama onu sormuyor. Diyor ki aşağıya doğru eğim göstermesi neyle açıklanır diyor. UT bağı kurma. Yani şu kafesi gördüğünde hemen onu mesela şurayı tırmalıyordu şurayı tırmalıyordu. Hemen doğru yeri tırmalamak uyaran tepki bağı kurmak diyor Thorndike bunu. Peki uyaran tepki bağını neden kuruyor? Çünkü o onu başarıya ve sonuca götürdüğü için. Muhtemelen kafesin dışında bir balık vardır bir yem vardır. O hoşa giden etki yaptığı için UT bağı kurulmuş oluyor. Oldukça zor bir soru. Gülşah diyor ki hocam bana A gibi geldi. Ha şimdi bak çok güzel. Neden A değil? Konuşalım Gülşah. Şimdi burada tepki deniyor mu? Deniyor. Bakın. Şurada da tepki deniyor. Şurada da tepkiler deniyor. Şurada da tepkiler deniyor. Thorndike'a göre grafiğin aşağıya doğru eğim göstermesi aşağıdakiler hangisiyle açıklanabilir? Şimdi e, alternatif tepkilerle açıklanabilir dersek. Şöyle bakalım konuyu. Hmm. Alternatif tepkiler gösterdiği için. Tamam alternatif tepkiler şöyle anlatayım. Şurada kafeste ilkinde alternatif tepkiler gösteriyor. Sonra tekrar alternatif tepkiler gösteriyor. Bu tepkiler mi onu azaltan şey yoksa o tepkilerde çıkışı bulması ve başarılı olması mı? Ha, tersten bakalım şimdi. Bu alternatif tepkiler onu çözüme götürmüyor olsaydı Çabuk sonuca ulaşma oluşmazdı. Bu da UT bağını kurmakla alakalıdır. Yani şurayı güzel ifade edemedim. Tekrar deneyeyim. Ee, tek başına alternatif tepkiler değil. Alternatif tepkilerin başarıya götürmesi. Biraz daha soruyu netleştirsek iyi olacakmışız. A'ya da kayıyor. Biraz değiştirelim bunu. Yani şey gibi değil mi hocam? Sadece bağımsız değişken değil. Bağımlı evet. değişken de önemli. Ya Biraz Soru yanlış değil ama çok kapalı. Biraz daha üzerine not aldım değiştireceğim o soruyu. Çok kapalı. Yani Gülşah'ın e, bence eleştirisi haklı. Yani alternatif tepkilerin olmadığına yönelik burada yeterli ipucu yok. E, biraz kapalı soru. Alternatif tepkilerle de oluşmuş gibi geliyor yani. Değiştirelim o soruyu. Ayşe Hoca diyor ki tepki analizi neydi diyor? E, tepki analizi tepkileri benzeştirmek ve olumlu transferin aynısı aslında. Şöyle yazalım. Thorndike'da iki tane kavram. Şöyle söyleyeyim. Transferde benzeşen ögelerin gücü diyelim. benzeşme miktarı artarsa tepki analojisi oluşur. Yok. Benzeşme miktarı azalırsa o zaman da çağrışımsal zıtlık oluşur diyor. Şimdi tepki öncesi diğer kuramcıların genel ittifak ettikleri olumlu transferin Thorndike'daki adıdır. Çağrışımsal zıtlık ise diğer psikologların ittifak ettiği olumsuz transferin Thorndike'daki adıdır. Bu bağlamda ben Samsung telefon kullanıyorum. Samsung 7 almışım değiştiriyorum. Samsung 8 alıyorum. İşletim sistemi, tuşlar benzer yerlerde olduğu için, mantığı aynı olduğu için benzeşen tepkiler veriyorum. Bu da tepki analizi oluşturuyor, olumlu transfer oluşturuyor ve öğrenme verimi artıyor. Ama uyaranlar farklılaşıyorsa, iPhone kullan şey Samsung kullanırken iPhone alıyorsam bu olumsuz transfer ötüyor. Olumsuz transfere Thorndike'ın verdiği adlandırmada çarşısız Peki üst başlık ne? Üst başlık transferde benzeşen ögelerin gücü. Ögeler benzeşiyorsa tepki oluşuyor. Ögeler benzeşmiyorsa çağrışımsal zıtlık oluşuyor diyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. O zaman peki ben benzeşme artarsa deneme yanılmalar azalır diyebilir miyim? Ee, aynen öyle olur. Az sayıda deneme yanılmayla şak diye doğruyu bulursun. Bu bağlamda sen iPhone 7 atıyorum kullanırken, 8'i alırsan eline, 8'deki sistemi çözmek için denemelerin daha az olur. Ama iPhone alırsan farklı bir sistem, orada başarıya ulaşmak ve bulmak için denemelerin daha fazla olması lazım. Hatta sinirlenip telefonu atabilirsin. Anladım hocam teşekkürler. Ee, şimdi ben yıllar sonra şunu çözdüm Betül. E ee, ben pandeminin başlangıcına kadar bilgisayar açıp kapamaktan başka e, bir işe yaramıyordu bilgisayar bende. Hanım kullanıyordu, ben oğlan kullanıyordu. Cep telefonu işte bir tuşuna basıp alo diyordum, merhaba diyordum. Yani e, şey tuşlu telefon gibi tu kullanıyordum ben akıllı telefonu. Instagram'ım yoktu, Facebook yok. Hiçbir şey yok. Hey, Hiç, hiçbir şey daha yok. Şimdi ben başladım bir şeyler yapmaya yapmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Fakat benim hayattaki öğrenme stilim şu. Bak, şu. Bunu böyle parmağımı buraya alacağım, bunu çevireceğim, çizeceğim falan. Hayattaki tepki örüntüm bu. Buraya kadar böyle gelmişim, böyle çevireceğim sayfayı, bunun altını çizeceğim falan. Şöyle bir örüntüm yok bak benim Betül. Şöyle bir örüntüm yok benim. <laughs> Şimdi. Ben de hocam. <laughs> o yüzden anlıyorum sizi. Nasıl? Ben de sizin gibiyim hocam. Ben anlıyorum sizi. Ben de çok zorlandım o yüzden bu süreçte. Ama alışmaya başladın mı? Evet. Yani uzaktan eğitimler sağ olsun alıştırdım. Ha, Şimdi başladık pandemide. Bir arkadaşım dedi ki biz bu işe alışacağız dedi. Yapılacak bir şey yok. Zoom'u açacağız, şifreyi değiştireceğiz. Zoom'da işte şurayı açacağız. Bak gösteriyorum. Şurayı açacağız. Şurada işte bir tane dikdörtgen çizeceğiz. İşte böyle şey yapacağız. Tablo yapacağız. İşte şunu yapacağız. İçine güvenlik diyeceğiz. Geçerlik diyeceğiz falan filan. Allah'ım ya Rabbim ne kadar zorlaştım. Çünkü benim davranış örüntüm bu. Ee, dudağımla parmağımı yalayıp <laughs> çizmek. Burada ise farklı bir örüntü var. Tık 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 falan. Şimdi benim için inanın hayatın en zor yerlerinden bir tanesiydi. Ee, e, bu süreci sen de gördün Betül değil mi? Ee, evet. Yavaş yavaş öğrendim. Hemen bir günde olmadı. Ee, Rüyanın. <laughs> efendim? rüyanızda görmüştünüz bir kere. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> ha, güzel hatırladım. Hocam geçen yıl şeyi soruyordunuz. Yazı oluyor mu, güzel gözüküyor mu diye. tabii tabii tabii. Ondan sonra. Ee, şimdi öyle yapıyoruz. Elimiz alıştı. Şimdi Instagram'da, story'de falan müzikli şeyler paylaşıyorum falan. Evet. <laughs> ha, yani bildiğin gibi değil. Açtım kendimi. Ee, şimdi... Şuraya gelelim. Geçen gün arkadaş sonunu göremiyorum hocam. Neyi göremiyorsun? Sizin sonunuzu göremiyorum yani tahmin edemiyorum bu hızla nereye gidersiniz. Allah'tan hayırlısı kendime <laughs> ya ben şöyle söyleyeyim ben size ben gene sizin yaş grubunun çok gerisindeyim. Ama sağ olsun evde oğlum var takıldığımda soruyorum işte bunu nasıl yapacağız müziği nasıl koyacağız falan filan diye soruyorum o da anlatıyor alışıyoruz. Ee, şimdi şuraya geleceğim şu laf var. Diyorlar ki, bunu psikologlar da söylüyor, herkes söylüyor. Yeni nesil şu davranış örüntüsüne doğdu. Bununla doğdu zaten. Böyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Şimdi yeni nesile de inanın ben oturup benim yaptığım gibi sayfayı çevir, not al, o da onu yapamıyor. Bir sürü öğrencime diyorum ki al şunun bir özetini çıkart, bir kavram haritası yap diyorum. O da onu yapamıyor. Bu açıdan toprağı bol olsun Allah rahmet eylesin bu Thorndike acayip bir şey görmüş. Benzeşen tepkiler, tepki analizisi üretiyor diyor. Analojik bir yaklaşımda aynısını yapıyoruz diyor. Ama tepki komple farklılaştığında sinirleniyoruz diyor. Çağrışımsal zıtlık oluşuyor diyor. Beynimizin çalışma sisteminin tersine çalışması gerekiyor ve orada yamuluyoruz. Ee, bu bence gençlerin üst yaş grubunu. Üst yaş grubunun gençleri anlaması için çok önemli bir şey öğrenme psikolojisi. Biz gençlere şimdi Türkçe öğretmenler diyor ki kompozisyon yap yaz şunu yap ödev. Ya istemiyor gençler kalemle yazmak istemiyor ya. Hocam Bilmiyorum, söz fark... demeyeceğim ben. Efendim? Atanırsam söz demeyeceğim. Atanırsam bunu demeyeceğim ha, hocam. Farkında mısınız? <laughs> Yeni nesil gençler kalemle yazmak istemiyor. Ya benim oğluma Türkçe öğretmeni ödev vermiş. Altında 10 satır şey var kompozisyon yazacak. Arkadaş sizce neden önemlidir falan diye. O da ödevi yapmış. İyidir demiş nokta koymuş. <laughs> öğretmeni kızmış. Öğretmeni kızmış. Biraz uzun bir şeyler yaz demiş. Ertesi günü öğretmen anlatıyor bana. Arkadaşlarım hepsini seviyorum. İyidirler. Yazacak bir şey bulamıyorum demiş. Bu kadar. Hocam yavaş yavaş zirveye çıkıyor olsun. <laughs> Şimdi oğlum dedim niye bir şey yazmıyorsun dedim. Baba dedi. Bana dedi bilgisayardan sevdiğim şeylerden sunum yaptırsın ben yapayım dedim. Sonra arkadaşlıkla ilgili bir sunum yap falan diye ben şey yaptım. Öğretmenine gösterelim istedik. Arkadaşlıkla ilgili bir şeyler bulmuş. Robotik kodlamayla çöpten adam geliyor. Onunla arkadaş oluyor bir şeyler yapıyor. Ben hayatta yapamam onu. Gösterdik öğretmenine. Çok da iyi bir öğretmeni var. Ondan sonra ya tamam dedi. Çocuk emek vermiş, bir şeyler yapmış dedi. İşte bu kuşaklar arasındaki davranış örüntüsü farkı. Ee, bunu öğretmenlerin fark etmesi lazım. Ee, Valla buraları zor işler. Ama 1930'larda 40'larda Thorndike bunu fark etmiş. Ee, tabii bu arada Piaget'in meşhur bir lafı var. Diyor ki Zeka çok hızlı matematik çözmek demek değildir diyor. Zeka değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetidir diyor. Bu çok müthiş bir laf. Pandemiye ne kadar uyum sağlayabildik? Maske takmaya hemen adapte olabildik mi? Kara tahtada yazarken akıllı tahtaya adapte olabildik mi? Zor oluyor. Çarşıda zıtlık oluşuyor. Ama diyor ki bu değişen şartlara uyum sağlama becerisidir zeka diyor. Adaptasyon becerisidir diyor. Onun için çocuklara adaptasyonu öğretmemiz lazım. Ee, öğrenme psikolojisinde bu bağlamda öğretmenlere çok şey sunduğunu düşünüyorum. Evet iyi çene yaptık. Vaktimiz doldu. Bir dakikadan az kaldı diyor. Ee, kaç, kaç numaralı testi bitirdik? 6'yı mı? 6. Alt. Yarın akşam 7 numaradan itibaren gene bir 5-6 tane çözeriz diye tahmin ediyorum. Herkese Teşekkür iyi ederim. akşamlar diyorum. İyi akşamlar. hoş Görüşmek üzere. İyi, i̇yi akşamlar diyorum. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi bayramlar. İyi, bay Aa bayramı unuttuk ya. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar hocam. Herkese iyi bayramlar.